Merhaba, bugün size portakal delme örneğinin misin alışışla yuvarlak şekilde örülmesini göstereceğim. Zincir çekerek, tığla zincir çekerek üstüne ilmek almayı ve bu şekilde de hiç dikiş kullanmadan, hiç dikiş tekniği kullanmadan, sadece örgü tekniklerini kullanarak nasıl bir çanta, bir torba yaparız? Bugün beraber, hep beraber onu göreceğiz. Başlangıç için 36 tane zincir atıyoruz. 34... 35 ve 36. Ben tunç işi yaparken kullandığım ucu tığ şeklinde olan şişimi kullanıyorum. Eğer sizde böyle bir şiş yoksa tığ da kullanabilirsiniz. Şimdi zincirimizin üzerinden öncelikle 36 tane ilmek alacağız. Zincirin her bir boşluğuna batarak 36 tane ilmeğimizi aynı tunç işi yapar gibi ilmeğimizi şişimizin üzerine alıyoruz. Altı tane geçirdiğimiz ilmeği bir sonraki aşamada elimizdeki misinalı şişe geçiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu an bütün ilmeklerimiz misinamızın üzerinde. Zincirin dönmemesine dikkat ederek yine aynı zincirin diğer tarafından ilmek almaya devam ediyoruz. 36 tane ilmek de zincirin diğer tarafından alacağız. 72 tane ilmeğimizi oluşturduktan sonra ilk sırayı örmeye başlayabiliriz. Burada oluşturduğumuz diğer ilmekleri de misinalı şişimize alıyoruz. Misinalı şişi alırken ip ve misinanın şiş kısımlarının aynı yerde olmasına özen gösterin. Ve bu şekilde tığın öbür ucundan misinalı şişe ilmeklerimi alıyorum. İki ters. Tüm sırayı bu şekilde iki düz, iki ters örerek tamamlayacağız. Dördüncü sıraya geldiğimizde her iki kenardan dörder ilmek arttıracağız. Bunun şişelerimiz şu şekilde ortaya çıktı. Düz ilmek ördüğüm ikili sütunun üstüne ters ilmekle devam ettim. Sağından ve solundan tekrar iki ayrı sütun çıkarttım ve bu şekilde 4 ilmek arttırmış oldum. 4 ilmek arttırdıktan sonra her iki taraftan 10 sıra örgümeye devam ettim ve şimdi portakal dilim motiflerimi koymaya başlayacağım. Portakal dilim motiflerimiz tam 7 sırada bir oluşuyor. 1. sıra için tüm ilmeklerimi düz örgü örüyorum. 2 ters örgü ördükten sonra 1 tane arttırıyorum. Şişimin üstüne ip dolamak suretiyle 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane düz ördükten sonra şişime ipi doluyorum. 2 tane ters örüyorum. Bu şekilde tüm sırayı bu şekilde örerek tamamlıyorum. 3. sıraya başlarken yine 2 tane ters örgü örüyoruz. Yine arttırıyoruz. Ve daha önceki 8 ilmeği düz örüyoruz. Burada yapacağımız, takip edeceğimiz şey her portakal diliminin sağında ve solunda birer ilmek arttırarak ilk başta 6 ile başladığımız sayıyı 12'ye çıkartmak, ilmek sayısını. Bu esnada da ortadaki ikişer ters örgüden oluşan sütunlarımızı da muhafaza etmek. İki sütun arasındaki ilmek sayımız 12'ye ulaştığında 5. sıraya yani geldiğimizde tüm ilmeklerimizi ters örgü örüyoruz. Tüm sırayı ters örgü örerek tamamlıyoruz. Bütün sıramızı ters örgü ördükten sonra şimdi portakal dilimizin kabartmalarını yapmaya sıra geldi. Bunu yapabilmek için ters örgü örmeye devam ediyoruz. 12 tane ilmeğimiz var. İlk 3'ünü 2 kez dolayarak, daha sonra 6 tanesini 3 kez dolayarak, son 3'ünü yine 2 kez dolayarak öreceğiz. Yani nasıl yapıyoruz? Ters örgü örer gibi örüyorum ama 1 kez değil, 2 kez ipimi atıyorum ve çıkartıyorum.
Aynı şekilde bir, iki kez doluyorum ve çıkartıyorum. Bir, iki kez doluyorum ve ipimi çıkartıyorum. Şimdi iki, üç. Üç kez doladım. Bunu altı kez devam edeceğim bu şekilde. İki, üç. Ve 12 tane ilmeğimi bu şekilde tamamladıktan sonra yine ters örgü ördüğüm o 2 tane ilmeği ters örmeye devam edeceğim. Onlar bizim sütunlarımız olacak. Onları her zaman için ters örmeyi ihmal etmeyin. Zaten bu size sayı saymasanız da artık modelin neresinde olduğunuzu gösterecektir. Şimdi 12'şer tane ilmeğim var her portakal dilimin içinde. Bunları 2'şer 2'şer örerek 6'ya indireceğim. Ters örgü değil, düz örgü örüyorum. Yine burada ilk başta her zaman olduğu gibi sıramın başındaki iki ters örgümü ördüm. Ve şimdi iki tane ilmeğimi alıyorum. Beraber örüyorum. İki tane ilmeği açarak alıyorum. Beraber örüyorum. İki ilmeği alıyorum. Ve ikisini hep beraber örüyorum. Tam bittiği zaman şu an tekrar birinci sıraya dönmüş durumdayım. Birinci sırayı örüyorum. Yani hepsini düz ördüğümüz sırayı örüyorum. İkinci sıradan devam edeceğim. Yani hep bir arttıracağım. 6 ilmeği 8 ilmek yapacağım. Daha sonra 10 ilmek, 12 ilmek. 12 ilmekten sonra bir ters hepsini öreceğim. Sonra hepsini dolayarak tekrar çoğaltacağım. Sonra 12 ilmeği tekrar 6 ilmek haline getireceğim. 6 ilmek haline getirirken yine hepsini düz örülmüş olacağım ve sonra tekrar çoğaltmaya başlayacağım. Örneğimizin gidişatı bu şekilde olacak. Ve bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Raks torbamızın kılıfının gördüğünüz gibi önce altını tamamladık. Daha sonra önce altını tamamladık. 72 ilmek başladık. 4 art 4, 8 ilmek ilave ettik, arttırdık. 80 ilmeğe ulaştıktan sonra 10 tane portakal dilimimizi yerleştirdik. Portakal dilimlerin sayısını arttırarak torbamızın uzunluğunu ayarlayabiliriz. Torbamızın uzunluğuna yetecek kadar portakal dilimi ördükten sonra ise tekrar yapacağımız şey ilk başta yaptığımızı tekrarlamak. 80 ilmek, 2 ters 2 düz olarak öreceğimiz lastik örgüyü sağdan ve soldan kenarlardan eksiltmek suretiyle önce 72 ilmeğe düşürüyoruz. Gördüğünüz gibi burada da eksiltme işlemi yapılmış. Daha sonra sıcak su torbamızın boyunu ne kadarsa onu yetecek kadar uzunlukta ters ve düz örgü, lastik örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Aynı boğazlı kazak örer gibi. Daha sonra da kesme işlemini bitiriyoruz. Size göstermek istediğim, sizinle paylaşmak istediğim bu örgü şeklini kullanarak yapabileceğiniz başka bir model daha var. O da bu parmaksız eldiven. Parmaksız eldiveni 5 tane portakal diliminden ördüm. Kenarlarında yine aynı sıcak su torbamızda olduğu gibi herhangi bir dikiş yok. Şu şekilde göstereyim. Aynı tekniği kullandım. 2 ters 2 düz lastik örgüyle bitirdim ve başlangıç yaptım. Parmağımızı nasıl çıkarttım? Parmağımızı da bir portakal dilimim bittikten sonra portakal dilimimiz bildiğiniz gibi 6 tane ilmekten oluşuyordu. 6 ilmek burada kestim. Daha sonra 6 ilmeği bir sonraki sırada da 6 ilmek arttırarak tekrar misinalı iple örmeye devam ettim. Burada benim için bir parmak boşluğu oluşmuş oldu. Benim parmağım için yeterli bir boşluk. Bu 6 ilmeklik boşluk. Ama siz bunu isterseniz arttırabilirsiniz buradaki eksilteceğiniz ilmek sayısını. Bu şekilde parmaksız eldiven, bere ve hatta atkı da örebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni projelerde buluşmak üzere. İyi günler.